Ha? Belanda beyin değil mi? Yani oyun aklı. Çok iyi haşlarsın böyle kağıtlan kurut yanında limon zeytinyağı ye. Ne beyin ne yaptı abi? Ne yaptı? Belanda'ya bu parayı verirler mi ya? Galatasaray'ın Galatasaray'dan aldığı parayı Belanda dışarıdan alabilir mi? Şu an Hele bir duyduğuma göre var. menajeri varmış bir felaket diyorlar. Ya yani adamı döversin diyorlar. Bonservis ödediler hocam. Dediğin gibi 10 milyon euro yakın. Kimse vermez bu paralara bunlara ya. Siz Vallahi vermezler ya. Bunlar nasıl alınmış, nasıl yapmışlar kulüplere? Vellanda'yı bu paraya kim verir abi? Bir söyleyin bana ya. Allah aşkına. Hocam bonservis parasına baksana 10 milyon euroya yakın bonservis ödeder yalnız. Aldığı para hariç. Ama o geldiği dönem piyasası vardı öyle. Var da kim madem gitseydi? Galatasaray o zaman yaptığı transfer. Hocam işte Fenerbahçe istedi biliyorsun. Şeye Ukrayna'ya mı Rusya'ya 12'ye falan gitti. Benim gördüğüm kadarıyla. Feguri'den ama... başka Galatasaray'a. Böyle üst düzey faydalı bir yer. Hepsini satılır abi Galatasaray'da. Hiç. Hep abi. Öyle diyor zaten şey. Hiç Hep Hiçbir kulüpte abi. istikrarı olmadı Belanda'nın ya. Hep sattılar ya. Bir Fegoli çok farklı bir herif ya. O değişik bir adam. Onun ne abi? Ne yapıyorlar abi? Ne yaptılar? Peki tabi bu Mesut Özil e, hamlesi bir transfer baskısı da oluşturacaktır Galatasaray yönetiminde sanıyorum. O bu sosyal medyadaki e, yansımalarda bunun sonucu olsa Tabi, Tabii, yani. 18 transfer yapmış rakibin, en büyük rakibin. Bir de Mesut alırsa Galatasaray taraftarı da ister yani. Şimdi Mesut Türk, yani çocuk. E Galatasaray aldı ya Falkay'ı. O, o zaman da Fenerbahçe taraftarı istemişti Neler, <laughs> Neler aldı abi? Galatasaray. Neler abi? abi. 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 Falkay'ı düşünün. Peki bence 5 e, yılın fiyaskosu ya. Haka mı? Son 5 yılın fiyaskosu. Çıkarttık hocam dün şuraya bir sakatlık yaşadığı yerleri liste doldu. Yani Baya e, bayağı kalabalık bir liste Normal var. Normal iki, iki bacağından da sakatlanmadı neredeyse yeri kalmamış. Kalmadı. Yani sadece bu sezon 9 maç kaçırdı ya. Sadece bu sezon. Toplamı oynadığı, oynamadığında şey oynamadığı, Peki, oynadığından fark transfer ederken bu alınır. Diğer rapor veren doktorlar kimler abi? Bak bir şey söylüyorum. Size o zaman başka bir şey daha söyleyeyim. Benim bayağı ameliyat... Az sonraya da oradan bağlı Benim bayağı ameliyat yapan doktorum vardır. Galatasaraylıdır. Galatasaraylısı ne ameliyatı? Dizimden bir He. iki defa bir ameliyat yaptı. da hem de... Hem Asya'nın başındaydı hem de Avrupa'nın başındaydı. Spor hekimliği sakatlığında filan. Evet. Konuştum. Hocam dedi bana raporları falan gönderirsen dedi. Hani alıp geçirebilirsen de Ben o zaman sana net bir şey söylerim dedi. Bunu bana öyle söyledi ki bu Galatasaray içinden birisi. Mahmut dedim Doral ismini de söyleyeyim. Bana dedi göndersinler dedi işte her şeyini dedi. Ben sana söyleyeyim ne olduğunu dedi. Ama bana öyle söylüyor ki bunu. O bir şey var. söylüyor bunu. Daha başında. Hı dedim ki hocam nasıl bir? Ilk? Çünkü bu adam ya Asya pa başındaydı. Avrupa'dan başındaydı bu adam? Ama Türkiye'de bilmiyorlar tabii adam. <laughs> Biz bu Türkleri bilmiyoruz. Ya sakat Şenezer diye söyledim nasıl bat, bir adam bu mavede da gerek yoktu hocam. Sezonda oynadığı maç sayısına bak çıkar ya, zaten. Ya tamam da Feyyaz nasıl olur derler buna? İşte ben de Ama onu söylüyorum hocam. Sırada. Yani nasıl sadece sağlık eğitiminin şeyi değil ki yani. Yani teknik eğitim ve yönetimin de burada bir Sezon başına ortalama oynadığı maç sayısına bak. Zaten oyuncunun ne kadar sakatlandığı belli yani. Almazsın bir şekilde. Orada bir baskı oluştu taraftardan, şeyden, medyadan vesaire. Alındı adam Fatih Terim'in de Falka'yı istemediğini biliyorum. Net. 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 Falka'yı kim istemezdi? Bunu demiş. öyle bir yani yerden aldım ki söyledim. şöyle haber haber kaynağım. Onun için net net diyorum. Net. Peki o zaman diğer haber kaynağınızdan aldığınız duyuma Gelelim çünkü programda son 10 dakika. Hocam geçen hafta hani var hakem işbirliğinde Merkez Komitesinin istediği şeyleri evet. yapmayan iki tane hakeme o hafta gençlerle Atilla Karlı maçları gece yarısı alındı değil mi? Var da görevliydi bu hakemler. Evet. Ee, birisi Gaziantep, birisi Galatasaray maçında evet. ee, yaptıkları hatalar üzerine. Şu oynanan Bitirdiğimiz Bugün bitirdiğimiz hafta olan Maçları geri alındı geri Siz de bunu dediniz Şimdi, ki Evet e, Pazar günü bu ilk kez yapılan Bir uygulama Reha bana dedi ki Reha bana dedi ki İyi güzel söylüyorsun da Hoca dedi Şey Ne o Cüneyt Çakır'a Ben de dedim Çakır'dan, hocam Cüneyt Çakır'a Fırat Aydın Usta Fırat Aydın da Aynı işi yaparlar mı Dedi değil mi Hocam Hüseyin Göcek Hangi maçın hakemiydi Bu hafta e, Kar Kara Antalya Karagümrük. Var kimdi? Fırat Aydınus. Fırat Aydınus'un hakemliği alındı bugün. Mustafa Öğretmenoğlu gidiyor. Haberi aldım. Hakem de belli. tamam o. Hı. Antalya Aydınus, bölgesi hakem. Fırat Aydınus'un görevli görevden hakem hakemliği alındı. Hangi maç? Peki Siz, neden almışlar şey? Alınır, Erman abi? Hangi pozisyonda? Ee, alınır? Hüseyin Göcek sarı kart vermiş pozisyonda. O da çağırmış. bunu çağırmış. Hani kırmızı kırmızı. Seyretmiş seyretmiş. Bir 22 dakika falan seyretmiş herhalde. Demiş ki sarı devam. Komitede demiş ki o pozisyonda çağırılır mı? Ortalığı niye karıştırıyorsunuz? Biz size ne dedik? Ama ben pozisyonu gördüm. Sivas Spor, Gaziantep abi. maçı hocam. Amaçta. Dediğin He. gibi Sivas Gaziantepspor maçı Fırat Aydın Usta alınıyor. Antalya bölgesi Mustafa Öğretmen veriliyor. Hayır. Doğru. Hani sen dedin Hayır. ya. Cüneyt evet hocam dedim. Fırat olursa evet. hatta sana. Hocam yapacaklarını duydum. Tamam. Ya bu işi yapacağız diyorlar ya çekim bilgiler e Sen duyduysan diyorlar. doğrudur. Bu haftanın listesini verin. Ekranda da görelim o zaman Mustafa bu, öğretmeni ee, oğlu orada. Peki evet. kararın şeyle ilgisi olabilir Merman abi? iki iki hafta diyorum ya <laughs> bir hafta sonra oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemini rakipsiz bırakmakla falan yok abi, yok. o işler onu 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 kovalamıyorlar gördüğüm kadarıyla bence doğru yapıyorlar Peki. abi bir bedel olacak ya ben restorana gidersem yemek yiyorsam bir para ödeyeceğim oraya bir bedel ödeyeceğim yapıyorsan bedel ödeyecekler. ya adamların dediğini yapacaksın amma velakin Tabii şu da var. Şimdi bu papazlar bu grubu götürmek de isteyebilirler. Hmm. Papazlar. Hocam, şurada Şimdi... bir so bir soru daha sorayım sana o zaman. Halis Özkahya Galatasaray Gençler Birliği maçına tam 2 yıl 1 ay 16 gün sonra atandı. Hani bir haber yapmıştık ya uzun zamandır maç almayan Galatasaray maçını. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tek hakemi. cevap vereyim mi? Eğer bir şey yapmışsa da sen bu adama gerekli cezayı vermemişsen vermediğin halde iki sene, iki buçuk sene maç vermemişsen tam iğrençlik. Yanlış. Ver abi. Bakalım hatası. Ben sana bir şey söyleyeyim. Özel veririm ya. 2018'de var görevi yaptığı Galatasaray Konya Spor maçından Meşhur maç. sonra. Meşhur maç. Şeyin, Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ortak bildiri yayınladığı maç. Hakem de hatadır, hakem de insandır. Hata yapar dedikleri maç. O şey Sezonun mesela, sonunda Üç kulüp başkanı da hakemler bu hatayı nasıl yapar dediler. Üç başkan. Organizeyi yapan üç başkandı. Ol. Fener başkanı, Beşiktaş başkanı, Başakşehir başkanı. Vardı bu vardı. Sağda Hüseyin Göcek vardı. Pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından ilgisi yoktu. Var çağırmadı. Yardımcı hakem Hüseyin Göcek'i iki defa ikaz etmesine rağmen Hocam sakın penaltıyı verme pozisyon penaltı değil demesine rağmen bu halis Özkan'a hakemi çağırmadı. O zaman da kafalar karıştı. O zaman bu hakemler başka işlere giriyorlar demektir arkadaşlar. Sen bunu yapıyorsan ha şimdi veriyorlar. Verin abi. Olanların hepsini verin. Neyse çıksın ortaya. Almışlar işte Fırat'ınkini. Doğru karar. Bu evet. şey e, <laughs> Fatih Hoca dönüyor değil mi bu maçta? Gençler Birliği dört, maçıyla 4 maç doldu. Gençler Birliği maçıyla Fatih Terim'in de cezası bitiyor. Bitiyor. E, Halis Özkahya'nın yönetimi sonucu yeni bir 4 maç. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> abi hiç beğendim ya hakem değil ya. Vallahi tam saatli bomba hakem değil. musun? ya. <laughs> pozisyon her her oluyor. her şey Yardımcı hakem pozisyona yakın. Hüseyin'in penaltı vereceğini hissediyor. Hocam sakın verme diyor. Çok net bilgi. Fener, Fener Kasımpaşa'nın hakemi Sakın verme diyor. Şey, pe Penaltıyı vermedi o şey. Öyle bir Sınavı olayda var olaya girmiyor. Takım penaltıyı atıyor. Ve ceza yok. Nasıl işte bu? Ya bu kadar yani. Hocam ya kasıt var o zaman. Bu her takım için aynı. Peki artık programın sonuna geldik. Sadece bir kez daha buraya verebilir miyiz sevgili arkadaşlarım? Eee önümüzdeki haftanın programını önümüzdeki önümüzdeki hafta diyorum da ya hafta yani sonra. yarından sonra diye Peki, söyleyeyim. Iki, iki gün Cumartesi Sivas, Gaziantep, Kayseri, Malatya, göztepe, Antalya ve Fatih Terim'in de takımının başında olacağı Galatasaray Gençler Birliği maçları var. Pazar günü Karagümrük, Konya, Ankara Gücü Başakşehir, Rize, Denizli e, Hatay, Hatay Beşiktaş, Feyyaz Hoca. Zor maç. Ee, Ama Hatay'ın ciddi maç. eksikleri var biliyorsunuz değil mi? Ciddi eksiği var. Var değil mi eksikleri? Tabii. Ee, o kalecini kalecini yaptığı yaptığı hareket kaleci, hareket kırmızı kart zaten bir yetişmiyor bir tabii. O kalecinin yaptığı for filan değil. İnsanlık suçu. Tabii. tabii. İnsanlık suçu. Yemin ediyorum sana savcı olsam soruşturma açarım. Şey, ne aldın Ne fark ben, eder abi? Da. Sen adamın suratına tabanını nasıl geçirirsin ya? Nasıl bir adamsın sen ya? Nasıl bir insansın sen ya? Suratına tabanını geçiriyor Münir. ya. Münir. Suratına tabanını Münir geçirde, Kırmızı kart Fenerbahçe'de Erzurum deplasmanında zorlu bir deplasman. Hava şartları bakalım nasıl olacak. Alanya Kasımpaşa'yı konu edecek. Trabzonspor bu haftayı bay geçecek. Peki çok güzel keyifli bir maçla reklama gideceğiz. O maç Bilmiyorum. Yani Juventus yani maçı. 27 maç sonra mı? Tabii 27 galiba. Yani. 27 galiba evet. Ee, evet çok keyifli bir maç. Onu izleyelim sonra bir reklam arası verelim.